Değerli Esenyurt hemşehrilerimiz, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Çok kıymetli meclis üyelerimiz, sizlerle hoş geldiniz. Olağan yaptığımız basın toplantılarımızla bir yıl daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Bildiğiniz üzere meclis sonrası grup başkan vekilimiz ve meclis üyelerimizle basın toplantısı mecliste bir iki defa gerçekleştirdik. Ama son iki mecliste olağanüstü durumlar yaşandığı için maalesef orada bu toplantılarımızı gerçekleştiremedik. Bugün tekrar bir aradayız. Hem Esenyurt'un gündemini değerlendireceğiz hem de meclisteki yapılan çalışmaları meclis üyesi, grup başkan vekili ve komisyon başkanı arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle dün itibariyle 1 olduk, 21 olduk. Partimizin 21. yıl dönümü hem partimize hem ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Dün de güzel bir programla burada milletvekillerimiz, il başkan yardımcılarımızla bir program eşliğinde hem partimizin kuruluşu dönümünü kutladık hem de teşkilat mensuplarımızı bilgilendirdik. Değerli basın mensubu arkadaşlar, teşkilatla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Zaten işte benim bir sunumum olacak. Akabinde teknik konularda komisyon başkanlarımızın da birkaç söyleyecekleri kelam var. Özellikle kongrenin akabinde yaptığımız çalışmalar şöyle. Tabii pandemi süreci hariç her cuma farklı bir mahallede cuma namazı kılıp o mahalle esnafını, o mahalle kanaat önderlerimizle birlikte ziyaret ediyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. STK, cenaze, taziye ziyaretlerimiz düzenli gerçekleşiyor. Sosyal işler birimimizin Kirvem Olur Musun kampanyası adı altında 200 çocuğumuzu bu hafta itibariyle ya da işte önümüzdeki hafta bu hafta sonu itibariyle 200 çocuğumuzu Esenyurt'ta sünnet ettirdik. Teşkilat birimimiz, mahalle başkanlarımız ve yönetimin desteğiyle ak nokta aracımız her gün farklı bir noktaya çıkıp üye kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Teşkilat çalışmalarımızda yastala ziyaretiyle yakın siyasi tarihimizi Akademi İstanbul Eğitim Programı ile teşkilat mensuplarımızın bilgilerini ve motivasyonlarını güçlendirerek güçlü bir ekip olarak seçime hazırlanıyoruz. Bunları yaparken de Esenyurt'ta yapılanları yerinde görme imkanı buluyoruz. 2019 yılına kadar kıymetli basın mensupları %80'i biten, kalan %13'ü CHP döneminde 3 yılda bitirilen Namık Kemal Mahallesi'ndeki okulu neden teslim etmiyorsunuz diye bir soruyla başlıyoruz. Yanındaki iki okul oraya taşınarak evlatlarımı uzağa gitmeden iki okulumuzun güçlendirilmesi yapılacak, bunu neden engelliyorsunuz diye bir soruyla başlamış olalım. Tabii söylenenlere göre burası İmam Hatip yapılacak diye şu anda geciktiriliyor kıymetli arkadaşlar. Bu İmam Hatip yapılacak diye korkuyor musunuz? Hani helalleşecektiniz, helalleşmeden kastınız bu mudur diye soruyoruz. Selahattin Eyüp Mahallesi park alanına döktüğümüz çöpler. Vatandaşın tüm şikayetlerine rağmen hiçbir şey yapmadığınızda neden ulusal basına çıkınca acele çöpleri toprakla karıştırıp üzerini kapattınız? Size devasa bir bütçe bıraktık. Yönetilebilir kent bugün çöplerini alamayan bir kente dönüşüyor. Yine kıymetli basın mensuplarımız, bu da çok önemli. Akın Mahallesi'nde mescit var biliyorsunuz. 12 yıl önce AK Parti döneminde yapılan bir sanayi arsası üzerine yapılan bir mescit. Burada tabii 10 dönüm arsa, o süreçte arsa sahibiyle görüşüp plan notlarına, binlik plan notlarına da o arsada işlem yapıldığı anda binlik planlara işlenecek şekilde bir orada cami, mescit inşa edilmiş. Tabii burası geçtiğimiz 15 gün içerisinde toprak sahibi tarafından, mal sahibi tarafından
yıkıldı. Ne hikmetse bu mescit 6 ay önce arsa sahibi belediyeye gidip oranın yeriyle alakalı bir takım görüşmeler gerçekleştirmiş. Mescit içerisinde Kur'an-ı Kerimleri bile almaya fırsat kalmadan arsa sahibi tarafından yıkıldı. Kuş uçsa bile zabıtalar orada olurken, mescit yıkılırken hiç mi haberiniz olmadı? Mutlaka buranın takipçisi olacağız kıymetli arkadaşlar. Orada sanayi var, sanayideki cemaat özellikle cuma namazlarını kılmak için yapılan bir mescit. Orada ben geçtiğimiz hafta cuma namazı kılmaya gittiğimde işler acısı gelmiş, kepçe, halısı, kilimi, Kur'an-ı Kerimlerle birlikte yerle bir edilmiş. Velev ki arsada problem var, velev ki orada başka bir sıkıntı var. Bunun yıkımı bu şekilde gerçekleştirilmemeliydi. Yani silahlı insanlar köpekle giden, orada işte korumalı insanların bulunduğu bir kepçe orada mescit yıkılıyor. Bunun mutlaka takipçisi olacağız. Nar Mahallesi Haram-ı Dere'nin ıslahı. 2020 yılında Haziran ayında sel baskınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelip kameralar önünde 2 ay içerisinde dereyi ıslah edeceğiz dedi. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Kurban Bayramı'nda olan sel baskınına kadar hiçbir çalışma yapmadınız. Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? Bunları soracağız ve bunların takipçisi olacağız. Biliyorsunuz devletimiz aynı gün mağdur olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi desteğini sunmuştur. Tabii bizim teşkilat çalışmalarımızın bir ayağında çoğunluk olduğumuz meclis grubumuz var. AK Parti meclis üyelerimiz arasında belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız ve belediye başkan yardımcılığı yapmış da 4 tane arkadaşımız var. 3 hukukçu, yüksek mimar, mali müşavirlerimiz, öğretmenlerimizden oluşan bir meclis grubu yapımız var. Bu kadar tecrübeli bir meclis grubuna siz bir şey bilmiyorsunuz, ben her şeyi ben bilirim diye bir CHP'li belediye başkanı görüyoruz. Böyle bir belediye başkanına ne söylenir? Geldiğimiz noktayı aklımız görüyor. Belediye başkanının bu aralar ruh hali çok iyi değil kıymetli basın mensupları. Sürekli yıl dışında ya da yurt dışında. Dolayısıyla Esenyurt'ta hiç konsantre olamıyor. Dedim ya, belediye başkanının ruh hali bu aralar çok iyi değil. Meclis normalde İBB meclisiyle birlikte Ağustos ayında tatil edilir. Ama bizdeki tam farklı, bizdeki de 9. ayda tatil edildi. 11 milyonluk asfalt ihalesi, asfalt hibesi Temmuz ayındaki teklifimizle kabul edildi. Başkanın haberi bile yok böyle bir hibeden. Adamın ne kadar ilçesinden bir haber olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 3 yıl içinde 2 milyar 860 milyonluk bir ek bütçe harcaması, bir bütçe harcaması yapmış bir belediye başkanı olarak daha ilçe simgesi olan bir köprüyü dahi boyayamamış. Karda kışta vatandaşını mağdur etmiş. Parklarındaki halı sahaları onarmak yerine yıkmış. Yollar çukur. Muhtarlar isyan ediyor. Esenyurt geçmişiyle kavgası bitmeyen başkana sormayalım mı? Bu parayı nerede kullanacaksın diye. 1 milyar 300 milyon bütçesi olan bir belediye 7 ay içerisinde 650 milyon para toplamış. Kıymetli basın mensuplarımız. Bu bütçenin yarısı, bu gelen bütçenin yarısı. Yatırım yok. Hiçbir proje yok. Yıl sonuna kadar 650 milyon daha gelecek. Kasanızda para var. Ayrıca yedek ödenekte 100 milyon para var. Yetmedi 700 milyon para istiyorsunuz. Biz de soruyoruz haklı olarak. Bu parayı nerede harcayacaksınız? Projem var mı? O da yok. Noter makamı mı? Senin her getirdiğin kararı onaylayacak. Esenyurt hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu korumayalım. Biz bütçe vermeyeceğiz demiyoruz. Şu an ihtiyacınız yok diyoruz. İhtiyaç olduğu anda düzgün yapılmış bir ek bütçeye onay vereceğiz. AK Parti belediyelerin personellerine %80 zam yaptık kıymetli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz il başkanımızın açıkladığı bir zam.
Siz de açıklayın ne kadar zam yapacağınızı. Biz de bilelim. Genel başkanımız askeri ücretten 1000 TL fazla maaş vereceksiniz dedi. Siz ne öngörüyorsunuz? Hadi sözünüzde durun. Reel yapılabilir projelerinizi ortaya koyun. Müdürlüklerinizin ihtiyaçlarını, gerçekleri görerek hazırlayın. Bunları yapın. Aciliyeti varsa olağanüstü meclis toplantısıyla görüşüp destek verelim. Sürekli meydandaki billboardlarda arkadaşlarımızın konuşmalarını, meclis üyelerimizin konuşmalarını kesip biçerek algı yönetimi ile süreci götürmeye çalışan belediye başkanının artık bizle yaptığı hizmetleri görmek istiyoruz. O ekranlarda hizmet görmek istiyoruz. Meclisin düşürülmesi için işlem başlatılmasını meclis üyesi arkadaşlarımıza yapılmış bir tehdit olarak görüyoruz. Yetkilerini aşarak belediye meclisinde tahakküm oluşturmak isteyen belediye başkanına meclisin kararlarına saygı duymaya davet ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, hani meclis üyelerimiz, grup başkan vekilimiz, meclisteki birim başkanlarımız sürekli bu çalışmalarla ilgili teknik çalışmaları sizlere dillendirdi. Biraz sonra arkadaşlarım size özellikle bütçeyle alakalı için bütçe vermediğimizi sizlere takdim edeyim. 1/1000'lik özellikle Esenyurt'taki 1/1000'liklerle alakalı, 1000'lik planlarla alakalı komisyona getirdiler. Biz de komisyonda bu plan notuyla alakalı geçtiğimiz hafta İmar Komisyon Başkanımızın açıklaması, ben bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Danıştay ile imar planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların üç ölçekli planlara uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Belediye Başkanı tarafından meclise iade edilen 4.07.2020 tarih ve 2022-88 Plan ve Proje Müdürlüğü'nün plan notu tarihlerine ilişkin meclis kararının imar planlarında söz edilen hiyerarşi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilgili plan notunun eklenebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 5000'lik planlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelmediği müddetçe biz de burada 1000'lik planlara bir işlem yapamadığımızı arkadaşlarımız raporlarda dile getirdiler. Buna rağmen, böyle olmasına rağmen belediye başkanı sürekli meydanlarda, yerel basında, ulusal basında avukasyon ediyor. Ne diyor? İşte 1,5 yıl benim borcum var, çalıştırmıyorlar. O tutmuyor artık. Yani o bitti. Şimdi ikinci bir levele atladı. AK Parti'li bir üst yerleri çalıştırmıyor. Evet arkadaşlar, Esenyurt yararına ne getirmiş de belediye başkanı biz reddetmişiz. Çıksın açıklasın. %90'ın üzerinde meclis raporlarına evet diyen bir AK Parti grubu var. Buna rağmen tam tersi bir çalışma yapılıyormuş gibi kamuoyunda algı yapıyor kıymetli başkan. Bunu biz kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ben sunumumu burada keseyim. Sizlerin mutlaka soruları olacaktır kıymetli arkadaşlar. Sorularımız üzerinden hem komisyon başkanlarımız hem meclis üyelerimiz hem de ben sorularınıza cevap vereyim. İmar artışlarıyla alakalı 5000'lik planlarda Büyükşehir'deki tekliflerden birisi de tam da bahsettiğiniz kişi. Yani 120 kişiden birisi de o. Çok ciddi imar artışları var. Çok ciddi bir yükseltme var demesindeki grup başkan vekilimizin oradaki ismi geçen şahıs sizin söylediğiniz Devam Partisi Çavaş. Sonuç ne olur acaba? Geri iade edildi müdürlüğüne olmayacak. Yani Esenyurt'ta bu kadar 1 milyon nüfuslu bir yerde tekrar imar artırımına gerek olmadığını düşünüyoruz. Evet, kıymetli arkadaşlar, Emin Bey'in son bir sorusu vardı. Kimin? Hakan'ın da herhalde. AK Parti meclis üyelerinin ya ağırlığı yok ya da belediye başkanı sizi takmıyormuş. Kerem Bey. İnanın belediye başkanıyla ancak mecliste karşılaşabiliyoruz. Bir de ajans çalışmalarıyla birlikte çok ciddi bir bütçe ayırıyorsunuz. Özellikle tanıtım medyaya.
Biz belediye başkanlığı arkadaşlar mecliste görüyor. Bir de işte meydanda ya da işte basının karşısında görüyoruz. Onun haricinde zaten ya genelde il dışından ya da yurt dışından. Bu anlamda biz kendimizi mecliste ifade etmemize müsaade etmiyoruz. Grup başkanları mecliste konuşamaz mı? Biz ne anlatacağız? Oradaki vereceğimiz red oylarını nasıl açıklayacağız? Ya da arkadaşlarımız teklif karar sunuyor. Bunların gerekçesi nasıl açıklayacak? Komisyon başkanlarına konuşmalarına müsaade etmiyor. Teklif kararı ya oylayacak, ya evet diyeceksiniz, ya hayır diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın, birkaç hukuki maddelerden bahsettiler. Komisyon raporlarını oylamamaktaki özellikle birkaç komisyonda, burada da hukuksuzluk yapıyor Sayın Belediye Başkanı. Sonrasında çıkıyor Esenyurt Meydanı'nda bir borç var. İki, meclis üyeleri çalıştırmıyor. Üç, şimdi de bir bahane bulmuş. Ek ödemeyin aktarılmaması ile ilgili belediye personeline maaşları vermiyor. İşte bir takım ödenekleri durduruyor. Ek ödenek verilmedi diye. Şimdi kıymetli arkadaşlar, hepimiz Esenyurt'ta yaşıyoruz. 3 yıldır Esenyurt'ta bir çivi çakmayan belediye başkanı. Biz hep söylüyoruz ya, geçmişte de öyleydi. Bugün 3-3,5 yılın sonunda da bu net oldu, net görmüş oldu.